Arkadaşlar, Tarabya Marina'dan, Meray Teknesi'nden herkese selamlar. Arkadaşlar, Hasan abiye video başlamadan önce ayrı ayrı teşekkür ederim. Teknesini bizi ağırladığı için. Sefa, bu teknede abi özel yapım. Gerçekten hayran kaldığım bir tekne. Önce altını çizerek söylüyorum. Bir yerli tekne olur da böyle mi olur? Hakikaten Hasan abiye de söylüyorum, satsın diye ama satmıyor. Arkadaşlar, teknemiz tek motorlu, 370 beygir yanmar motoru var. Çok güzel. Baş pervanesi var. Biraz da rüzgar var. Gel bir sefa içeriye. Hem beraber görelim, hem beraber tanıyalım. Ama bu arada dur. Aykut. Gel. Konuşsana Aykut. Merhaba arkadaşlar. İyi bir yayın diliyorum Fahrettin Tatlı'na. Aykut konuşsana, güzel konuş. Sesim canlı çıksın. Gayet iyiyim. Keyfim. Arkadaşlar buyurun. Teknemizi hem görelim hem de biraz da tek motorlu, tek baş pervaneli, bir de tekne kullanma teknikleri altında veya tekne kullanmayı öğrenme açısından hem de biraz da bilgi paylaşacağım sizinle. Arkadaşlar, teknemiz aslında sıfır. Ama depoda kalmış. Depoda takribi 5-6 yıl belki de kalmış. 2 yıldır denizde. Teknemizde en çok sevdiğim şey ne biliyor musun Sefa? Geçen sene yakıtını doldurduk. Hala deposu dahilini dolduracağız. Kaç litre? Yaklaşık 400 litre aldık ama efsane bir şey usta. Yani samimi söylüyorum, hiç yakmıyor ya. Peki şöyle bir aura var. Tekne sahipleri ya da tekneler mazotu daha ucuz alıyor diyorlar. Ya da benzini daha ucuz alıyor. Yok diyorlar. Abi, var mı öyle bir şey? Şöyle bak, ticari faaliyet yürütüyorsan jurnal dediğimiz bir olay var. Jurnalde yazıyorsun. Artık onda da bir esprisi kalmadı bir ara. Şimdi yine ticari tekneler alabiliyor ama jurnal dolduruyorsun. Kayıt altına alıyorsun. Bir tane de bir cihaz var. Seni takip ediyorlar. Bunu fazlasını yazamazsın. Eksiğini de yazamın. Neyse, onu yazmak zorundasın. Artık onun da bir esprisi kalmadı bir dönem. Benim balıkçı teknemde de vardı. Balıkçılara da has bir durum var Sefa. İndirimli yakıt alabiliyorsun. Artık pek esprisi kalmadı onun. Ben hatta jurnal, yani indirimli yakıt almıyorum. Direkt normal araçlara koyduğumuz yakıtın aynısını alıyoruz arkadaşlar. Euro dizel. Hiçbir farkı yok. Aynısı. Benzin de aynı. İndirimli, yani normal araca koyduğumuz benzin. Yakıt da araca koyduğumuz mazot. Arkadaşlar, teknemiz 370 beygir yanmar. Çok güzel bir motor. 6 silindir. Arkadaşlar, bir tane baş pervanemiz var. Quick marka. İyi bir pervane mi derseniz, benim pek hoşuma gitmiyor doğrusu bu sefa. Hiç hoşuma gitmiyor. Hiç. Hasan abiye de söylemedim ama hoşuma gitmiyor abi. Yani istediğim performansı sağlamıyor. Neden? Arkadaşlar, side power, max power, bunun gibi 3-5 tane marka var. Yani ya bunun tünelini küçük koymuşlar, yani normal bu tekneye koyulacak pervanenin daha küçüğünü koydular, ya da başka bir problem var. Ama ben bu tekneyi devamlı kullandığım için pek randıman almıyorum. Yani istediğim duyarlılığı vermiyor. Mesela Aykut'tan akşam ne işe yaptık, bastı. Aykut dedi ki, abi dedi ya 10 numara dedi. Şu anda bunu açtık arkadaşlar, güvenlik modunu. İskeleye basıyorum. Basıyor. Sancağa basıyorum. Basıyor. Ama şöyle bir durum var arkadaşlar. Akıntı esnasında, rüzgar esnasında duyarlılığı bitiyor. Yani siz gölde bunu kullanmayacaksınız. Denizde kullanacaksınız. Rüzgar olur, dalga olur, akıntı olur. Bunu üçünü bir araya getirmek lazım. Ya benim baş pervanem var. Yani benim şu gözümü boyuyor. Ama boyuyor sadece. Yani bunun olması değil, işlevi, hareketi önemli. Var mı? Var. İş görüyor mu? Aykut hiç kale alınmayacak. Yani iş görüyor mu? Görüyor. Arkadaşlar, tek makina. En önemli şeyi söylüyorum. Tek motorlu tekneler için. Daha önce Ünal abinin tekneleri videoda
ilk videolarımız olduğu için bahsedemedim. Duyarlılığı test etmemiz lazım. Duyarlılık nedir? Motoru geri yapıyoruz. Geri yaptığımız zaman teknenin kavrama mukavemetini görmemiz lazım arkadaşlar. Tekne geri yaptığımız zaman, tornistanı koyduğumuz zaman tekne kapıyor mu? Şimdi mesela bu teknenin tornistanı çok zayıf. Ama pervanesinden dolayı bu Aykut. Veriyorum ileriye, uçuyor. Arabadaki baskı balta gibi mi? Aynen. Aynen. Şöyle gelirsen sefa tersine kaldı biraz. Arkadaşlar geri manavrasını çok iyi oturtturmanız lazım. Bir de en önemli şeyini söyleyeceğim. Atıyorum geri yaptın. Spiralin kaptığını, yani şanzımanın devreye girdiğini hissetmeniz lazım. En önemli nokta bu. Tek motorlu tekneler için en önemli şey de arkadaşlar direksiyonla aynı araba gibi yanaşıyorsun Aykut. Aynı. Daha önceki videolarda bunları size biraz bahsettik Ünal abiyle beraber. En önemli şey teknenin direksiyonuyla. Atıyorum iskeleye yanaşacaksın, direksiyonla. Sancak yapıp iskele yapıp geri yapıp vesaire. Baş pervaneniz varsa baş pervanenizi değerlendirebilirsiniz. Yine bu baş pervanenizi fazla kullanmanızı da tavsiye etmem. Neden? Çok ciddi akım çekiyor, kömür vesaire, bakım sorun yaşamamak adına. Benim size fikrim bu şekilde oldu. Arkadaşlar bulunduğumuz tekne gerçekten hakikaten de hayranı oldum. İlk videonun başlangıcında buna size anlattığım gibi gerçekten çok hoşuma gidiyor. Bakın yerli tekne yapan, hatta daha önceki videoda da söyledim. Hakikaten 10 numara yapmışlar. Aykut da çok seviyor bu tekneyi. Sefa da çok seviyor bu tekneyi. Ama arkadaşlar yaparken o kadar hassas düşünmüşler ki, her şeyi düşünmüşler. Motor dairesini düşünmüşler, tuvaletini düşünmüşler, yatak odasını, her şeyi nizami bir şekilde düşünmüşler. Eğer böyle bir standartlarda, böyle bir şartlarda gerçekten bir tekne bulabiliyorsanız hiç düşünmeden almanızı şiddetle tavsiye ederim. DM üzerinden de zaten yazıyor arkadaşlar. Kurcaşile'de bir tekne yapıyoruz. İşte 300 bin liraya alayım mı? Diyorum ki 300 bin liraya aldığınız teknenin motoru kaç para? Ya kaptan bunu niye söyledin? Zaten motoru 150 bin lira. 350 bin lira 12 metre tekneyi alamazsın. Onun için biraz dikkat edelim alacağımız yerli teknelerde. Arkadaşlar teknemizde yakıt tankı, pis su tankı, bütün her şeyimizi baştan aşağıya hepsini bize sergilemişler. Emin olun çok pahalı bir duruş sergiliyor olabilir. Safa, şurasına bir bakarsan çok pahalı bir tekne duruş sergiliyor olabilir. Ama emin ol o kadar ucuz uygun ki. Hakikaten. Yani benim için uygun abi bu tekne. Çok hoşuma gidiyor. Her şeyini çok güzel yapmışlar. Ünal abinin teknesi veya Steve 34'ü tanıttığımız gibi karışık hiçbir şey yok. Her şey burada abicim. Sadece aşağıda da bir elektrik sistemi var. Arkadaşlar teknemizin boyu 12 metre. Yaklaşık 3,5-4 metre de ini var. O kadar kuvvetli bir duruşu var ki yaklaşık 13 ton civarında bir ağırlığa sahibiz. Dalgaya girdiğimiz zaman o kadar güzel bir dalga alıyor ki Aykut. Hiç böyle yapmıyor fiber tekneleri. Bak fiber tekneyi kötülemiyorum. Fiber tekne de 10 numara. Bunun da dışı fiber kaplı. Ama şunu söyleyeyim abi. Ağır olduğu için hiçbir dalgada etkilenmiyor. O kadar hoşuma gidiyor ki devamlı seyire çıkıyorum ben bu tekneyle Hasan abilerle. Beni çok etkiliyor bu tekne. Tamam. Swift 34 veya Swift 44 veya ne bileyim Antares veya ne bileyim bir Azimut veya ne bileyim bir Ferretti değil bu. Bütçe olarak gerçekten benim hoşuma giden bir tekne. Arkadaşlar tekneye geçiyorum. Motorla alakalı yine bu teknede de olsun size bir şeyler daha paylaşacağım. Yanaşma esnasında spiralli teknelerde altını çizerek sizinle şunları paylaşmak istiyorum. Marina'ya girdiğimiz zaman muhakkak, şimdi motoru çalıştırarak göstereceğim. Atıyorum motoru çalıştırdık. Motor ileride. Motor ileriye hareket ediyor. Boş yapacaksınız. Marina'ya girdiğiniz zaman boş yapacaksınız. Neden? Spiral kolunun telli olduğu için
arkadaşlar üzerinizdeki yükü bırakacaksınız. Yani yük üzerinden boş yapacaksınız. Makine boş yapıyor mu? Birçok kaptan arkadaşımızın ve benim başımdan da geçti. Spiral teli kopuyor. Spiral teliniz koptuğu zaman ne oluyor? Motor ya ileride kalıyor ya geride kalıyor. İleride kaldığı zaman ne oluyor? Hiçbir şekilde müdahale edemiyorsun, motoru stop etmen lazım. Yani bunu marinanın içinde yaşamamak için ne yapacağız? Marinanın girişinde motorumuzu, spiralimizi boşa alacağız. Motoru bir bakacağız. Hakikaten bir problem yok. Gördüğünüze inanıyorsun, manevra esnasına geçeceksiniz. Manevra esnasında marinanın girişinde muhakkak 3 mil sürati geçmeyeceğiz. En ağır yolla başka tekneleri sallamayacağız. Bakın arkadaşlar bunlar çok önemli. Marinaya geldik, yerimize yanaşacağız, tonozumuzu alacağız. Bakın tonoz konusunda da çok önemli bir şey anlatacağım. Yandaki teknenin çıkmayacağından muhakkak emin olun. Eğer tonozu ona bırakacaksak. Eğer ki yandaki tekne çıkıyor, gidin dışarıya bağlı. Ya adam bir anda da çıkabilir. Emin olun. Neden? Birçok kişi, marinada da bunu yaşayanlar oldu, bunu yaşamadım. Tonozu yan tekneye bağladık. Adam Aykut teknenin tonozunun bağlandığını görmüyor safa. Tekneyi tonozu monozu, adam demirlerini, vardevelleri, punterleri koparıyor. Bunlara dikkat edelim. Kaptanlıkta veya tekne kullanmada veya manevra esnasında. Marinaya geldik, yerimize yanaşıyoruz. Eğer teknenin duyarlılığını siz çok iyi benimsiyorsanız, ben bu şekilde kullanıyorum diyorsanız, palamara botuyla teknenizi ittirmemeye çalışın. Bakın ben birçok yanaştığım yerlerde herkese dediğim kelime şudur. Tekneye dokunmayın. Arkadaşlar tekneye dokunuyor adam, teknenin manevrasını bozuyor. İstediğim manevrayı yapamıyorum ben. Ne oluyor bu sefer? Adam tekneyi bir çektiği zaman öyle bir absürt manevra oluyor ki, ya ben bunu nasıl toparlayayım? 3-5 tane daha manevra yapmak zorunda kalıyorsunuz. Yani 3-5 manevra, direksiyonu sağa çevireceksin, iskeleye çevireceksin, ileri yapacaksın, geri yapacaksın. Hepsi birbirine ambale oluyor. Kafam karışıyor. Onun için marinaya da girerken ya diyeceksiniz ki, kardeşim palamara tekneme botumla itme veya çekme. Sadece ipini versin, ipini alsın. Teknenizi biliyorsanız, tanıyorsanız, tanımıyorsanız abicim bunlarda bu desteği alabilirsiniz. Bu arada ne oluyor? Adam senin botuyla itiyor, yandaki tekneye vuruyorsun. Yandaki tekne de pahalıysa sıkıntı, sigorta vesaire, böyle bir problemleri yaşıyorsun. En önemli bir şey daha anlatacağım arkadaşlar. Denize çıkıyoruz teknemizle. Her şey güzel. Halatları adam ya pantolonu atmıyor. Ya kardeşim, bu halatı sen pantolona atmıyorsun. Halatının boyu 10 metre. Koymuşsun eşek gibi halat. Halatında yüzüyor. Genelde arkadaşlar bu tip yerlerde, bu tip durumlarda batan halat kullanıyoruz biz. Yüzen halat da kullanan var. Problem var mı? Yok. Ama ne oluyor? Ben çıktım, yanımdaki tekne de çıktı. Ben kendi halatının denizde olduğunu unutuyorum. Yanımdaki teknenin de halatını unutuyor. Ne oluyor? Yanımdaki tekne pervaneye sarıyor bu halat. Bakın arkadaşlar. Kaptanım şu anda palamar desteği ile alakalı tam söylerken kaç tarafta palamar desteği yapıyorlar. Onu da göstereyim. Arkadaşlar. Şimdi şöyle bir durum söz konusu. Bizim en büyük sorunumuz tekneyle yanaşma esnasında kendimizi düşüneceğiz, teknemizi düşünüp bir de başkasını da düşüneceğiz. Halatlarımızı denize attığımız zaman denizde başkasının pervanesine dolanıyor. Hatta Aykut dün gördün mü? Yanaştık orada, tekne yanaştı, halatı çözülmüş, pervanesine sardı. Bakın arkadaşlar bunların altını çizerek söylüyorum. Bunlar ya işte bundan ne olur, bundan ne olur, ondan ne olur, bundan ne olur derken bir bakmışsınız ki teknenin elinizin altında çıkmış gidiyor. Hayat tecrübesi değil bunlar, yaşananlar, herkesin yaşadıkları. Ben bunları sadece gördüm, yaşadım, size sadece aktarıyorum. Arkadaşlar anlatacaklarım bu kadar olduğunu düşünüyorum. Selametle kalın, sağlıcakla kalın, esenlikle kalın. Videoların devamı için sizden ricam, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Lütfen likelamayı da unutmayın. Esenle kalın.